Şunu izle. Ürünler şu şekilde olacak. Bu arada Vesta 1000 LP kasmış Kha'zix'in ürünleri. Yani random bir ürün yapmıyorum yani, haberiniz olsun. İlk önce Q Max, sonra W, sonra E Max. Valla Kha'zix son zamanların yükselen yıldızlarından. Loletix'e baktığımız zaman Kha'zix Jungle'ın durumuna bakarsak 1 numara diyebiliriz arkadaşlar şu anda. Lillia da 2 numara diyebiliriz. Bakın şuradan örnek olarak gösterirsek. Meta'nın en iyi 2 ormancısı kapışıyor. Kha'zix, Lillia. Arkadaşlar şimdi potion alalım. Ben bu arada yardım istemiyorum bizim çocuklardan ama yardım etmek isterlerse etsinler. Ne yapalım? Yukarıda Tahm Kench var. Karşısında Smolder var. Nereye petting atsak? Yani maviden başlamak daha mantıklı. 2 tane single target var. Daha hızlı dönüyoruz. Mavi side'den başlayacağım. Yardım etmelerine ihtiyacım yok. Ama yani ederlerse de rahatsız olmam. Prio almaları önemli aslında ama. Oğlum ben yardım istemiyorum. Adamlar yardıma geliyor. Lan oğlum madem otu atmayacaksın, ne anlamı kaldı? Boş boş yürüdün. Boş boş yürüdün. Bari gitse. Lan Lulu gitsene. Allah kahretmesin seni. 2 tane E attın bana. Böyle oynanmaz bu oyun. Ne yaptın? Ne yaptın? Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Bari geldiysen oto-otak at kanka. Neyse devam edelim. Jungle oynarken jungle karakterlerin yardıma ihtiyacı yok arkadaşlar. O yüzden gidin erkenden minyonlara vurun. Erken 2 level olun ve trio elde edin. Yani öncelik elde edin arkadaşlar. Bir de şu W'nuzu adamın, yani bu kurtların dibine girip atmayın. Ne kadar erken vurmaya başlarsanız jungle'a o kadar iyi. Çünkü yanınızdaki kurt yardımcı alan vurduğundan dolayı daha hızlı alacaksınız. Daha hızlı alacağınız, ya almak önemli. Tamamdır. Mesela şuradan W'm olsa direkt W ile başlarım, anladın mı? Beklemem yani. Mesela bak. Dibine girmek için beklemeyin. Erkenden vuruş yapın. Ya bu yüksek elo jungle'ları izlediğimden dolayı aldığım bir bilgi. Bu arkadaş top lane'e gank atmış. Okey. Biz clear'ımızı atmaya devam edelim. Baktım devam ediyor hala da. Gideriz bakarız. Ne yaptın Smolder? Ne yaptın? Clear'ımızı atalım. Adam 3 tane kamp kesip top lane'e oynama kararı almış. Peki. 1 saniyelik single target oluyor. Hemen ona Q'yu atıyoruz. Tamam. Auto Q. Auto. Auto. Buradaki Yampiri'yi alacağız. Sonra mid lane'e bakabiliriz belki. E-skill'imi kullanmak istemiyorum. Buraya Smolder için yardım totemi. Bakayım koridor ne durumda. Aslında burayı crash etsek daha iyi olurdu. Smolder için çok daha iyi olurdu. Buraya da bir tane totem bırakalım. Bırakamadık. My bad. Bakalım bakalım. Lillia nerede? Lillia aşağıya doğru gidiyor. Buraya bir gank denemesi hemen. Görüş var gerçi burada, kovmanı gördüm. Evet. Gördü mü acaba? Dur bakalım. Yok şu an görüş yok ya, şu an bilmiyor. E tutarsa belki. Bir gank daha bot lane'e Lillia'dan. İkisi de slow'unu yedi. Vayne artı Milio olduğu için belki ölmezler. Ölecekler mi? Ölmeyecekler. Tamam, çok güzel. Gromp alalım buradan. WE yapmanız gerekiyor. Eğer ki burst atmak istiyorsanız. Bu sadece Gromp için geçerli değil. Bu direkt single target. Sizi görmeyen rakipler için de geçerli. Tamam, alacağım, sakin ol. Geleceğim yani, sakin ol. Direkt single target'ı koyduk. W. Buradan kaçacağız. E atacağız buraya. İnşallah ölmeden. Tamamdır. Sağ ol amık. Rica ederim. Devam. Jungle dönmeye devam edelim bakalım. Ne durumda Smolder? İyi. Mid lane ne durumda? 38. Güzel güzel. Milio artı gank atması zor olacak Vayne'e. O yüzden 6 olmamız gerekecek. Aim'i kullanmak istemiyorum. Kuşları atlamak için kullanacağım. Pot'dan aldık. Yani Kha'zix'te pot alındığını gördüm, o yüzden aldım. Yoksa Lulu'nun 2 tane E atacağını bilsem pot almazdım, onu söyleyeyim. Lillia bir tane daha gank attı. Adam sadece gank atıyor. Helal olsun. Bakalım ne olacak sonucu bu kadar gank atmanın. Ben o sırada jungle dönüyorum. O gank atıyor sürekli. Bakalım kim kazanacak oyunu. Grabs'lara başlamış olabilir. Ama top lane'im ölü iken çok şey yapmak istemiyorum. Karışmak istemiyorum. Yine de bir bakış atabiliriz. Smolder TP attığından dolayı bir bakış atabiliriz buraya. Bakalım bakalım bakalım. Aynen. Niko da geliyor. Bence burada ya. Glow'u yedi. Şöyle bunu aldık. Single target. Allah W'ye bak, adamın içinden geçti kanka. Single target Q. Pokemon ölmezsek bir de. Öleceğiz ama. Enti. E'mi kullansam ya, geç kaldık E için. Bu adam niye bu kadar güçlü? Hasar niye yemiyor onu anlamadım. Çok iyisin Niko. Tamam süper. 6 olduk burada. Hemen Yumu'ya gidiyoruz. Birazcık bastayım ya jungle'da. Birazcık bastayım, daha iyi oynayabiliriz ama. Bakalım belki toparlarız ilerleyen dakikalarda. Bot jungle'ı dönüyorum. Sonra bota gank düşüneceğim. Ultim geldiğinden dolayı. Şimdi bir dönelim bakalım. Q'yu upgrade'ledikten sonra zaten çok dil jungle oluyor. Lillia tekrardan bota gank atmış bizi bunu dönerken. Sövecek adamlar az kaldı. E'miz gelsin. Belki bir şeyler deneyebiliriz. Burada görüş var mı? Bekledik. Önce W sonra E. Ben zaten bunun bahsetmiştim. Kaçamaz. Q'muzun menzili çok fazla upgrade'den dolayı. O da ölecek. Ulti atacağım. Bir daha ulti atacağım. EW ölür mü? Çok güzel. Harika. Golemleri almayı deneyeceğim ama dur bakalım. Kog'Maw mı geliyor buraya? Democumuzun illegalliğinin farkında mısınız peki? Arkadaşlar ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bizim ya inanılmaz bir democumuz var ya gerçekten. Çok fazla yapılan hatalardan bir tanesi. 4 level'da, 5 level'da düşük eloki arkadaşlarımız. Biz şu an Emerald'dayız gerçi. Ne kadar düşük dersiniz bilmiyorum ama hani Emerald ve 6 diyelim hadi. 4 level'da, 5 level'da ejderha yapmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bu kötü. Kötü bir olay. Çünkü zaman kaybediyorsunuz. Kendinizin yani hızlı bir şekilde orman dönmesi gerekiyor. Güçlenmesi gerekiyor. 62 CS'im var. Bu adam sadece gank atıyor. Ben sadece kendime oynuyorum. Orman dönüyorum. Eşyaya tıklıyorum. Doğru zamanda atlıyorum adamları. Veriyorlar. Dediğim gibi bu ejderha almak, çok erkenden sürekli gank atmak. Özellikle de Lillia gibi bir karakterle sürekli gank atmak. Lillia güzel skill olan, minyon kestikçe yani orman kampı kestikçe güçten bir şampiyondur. Bu adamın bu kadar gank atması aslında doğru oynamadığını gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz abi adam gitti kill aldırdı falan filan. İşte görüyoruz şu anda. Sonucu görüyoruz. Ben orada sürekli gank atarken size bir cümle kurun. Dedim ki Lillia sürekli gank atıyor, bakalım ne olacak. Değil mi? Bak şimdi mesela 7 level'ım, 6 level Lillia var. Eşyam da var. Bu da bir girelim bu adamlara. Yumu'ya da bastım. Hemen buraya ittireceğiz. Kalmadan. Şöyle yardımcı olmak için. Al bakalım. Graves ne kadar? 23 pekala. Mid lane'e gank atmak istemiyorum. Mid lane'den yardım çağrısı geldi fakat ben bununla uğraşamayacağım şu anda. Tekrardan kendime odaklanıyorum. Minyon kesmeye, jungle kesmeye devam. Çok zor değildir dostlar. Açık konuşmak gerekirse. Yani jungle'ınızı kesin, doğru pozisyonda gank'inizi atın. Sürekli gank atmak iyi bir ormancı olduğunuzu göstermez. Sürekli objektif almak iyi bir ormancı olduğunuzu göstermez. İyi bir ormancı doğru zamanda, doğru yerde olandır, haberiniz olsun. Görüş atmak istiyorum. Kendimi de göstermek istemiyorum. Şöyle bir görüşü vuralım. Buraya da bir tane kontrol totem bırakalım. Almıyor şu anda. Mid lane'e bakalım. Gözüküyoruz mu? Evet. Adamın kliklerinden belliydi zaten. Buraya başlamak istemiyorum çünkü Smolder yok. Buna Lillia başlamak isteyebilir. Tahm Kench'e şöyle bir sıkıntı yaratsak ya, nasıl olur? Dodge. Ölecek bu adam. Evet, tam olarak planladığım gibi. Şimdi ben burada durursam sıkıntı olabilir. Şimdi Smolder'dan ve Niko'dan yardım isteyeceğim. Buna başlamak istiyorum ama Smolder'dan ve Niko'dan yardım istiyorum. Buraya gelmeleri lazım çocukların. Smite atacağım, ölmek istemiyorum. Şu şekilde. Tamam, bakın biz Smolder'a yardım ettik. Tahm Kench'i single target öldürdük. Yavaş yavaş oynayarak. Sonrasında... Sonrasında buradan böcek alıyoruz. Sonrasında base atıyoruz. Bota gideceğiz artık. Burada işimiz kalmadı. Her şey bir dakika. Lillia bot lane'leri çok uzun bir süre boyunca. Belki mavisi vardır. Ya da Gromp'u vardır. Evet. Gitmeden bir zarar verelim bakalım. Kurt var mı? Tamamdır. Bakın erken atıyorum W'ma. Ne kadar erken W atarsanız o kadar hızlı yanınızdaki böcek daha hızlı saldırır ve daha erken alırsınız kampları. Kankam öldün galiba ya kankam. Ben kurt kesiyorum çünkü. Ona doğru gelebileceğim, dur bakalım. Şimdi flash attı adam kafana. Artık ben burada durmak istemiyorum. Artık işin bot lane'de çok bile durduk. Hemen opportunity bitiriyorum. Ayakkabıyı bitirmek, yani eşya alabiliyorsanız eşya alın, ayakkabı bitirmeyin. Sonra bitirirsiniz. Acelesi yok arkadaşlar. Merkür adımları alacağım gibi gözüküyor bu maç, haberiniz olsun. İyi ön çizmesi almayacağız. Burası Merkür adımları ve harika olacak Merkür adımları. Ünlem atıyorum. Bot lane'deki kampı dönüyorum. Sonrasında bot lane'e gank atacağım. Ama sanırım tekrardan Lillia gank atmış bota. Andaki ölmeliler. Tamam, mükemmel. Ve geliyorum şimdi. Ölür mü bu adam? Zor. Milio bu. Ölmez. Milyonları ittirelim. Daha iyi oynayabilirdik burayı. Double T atabilirdik. Bana yazar. Ejderha 20 saniye. Görüş var burada. Bunu temizleyelim. Önce Yampiri alacağım. Tabii ki buradaki mamayı da yiyelim. Yampiri gitmiş. Okey, anlaki. Buradaki mamayı yiyelim. Sonrasında bir mid lane'e bakalım hemen. Gözüktük gerçi, geriye çekecek o. Yine de belki dive atabiliriz. O yüzden klik atıyorum şu anda. Çok hızlı olduğumuz için arkada. Hızlı bir şekilde WQ. Anlamadı bile ne geldi, ne olduğunu anlamadı. Ejderha'ya başlamak şu anda troll. Neden? Bot lane'imiz base atıyor. Mid lane'im base atıyor. Flash'ım yok. Ejderha başlarsam burası benim için tamamen ölüm. Tamam mı? Ölüm yani. Bakalım ne oluyor orada. Harikasın kankam. Milio'yu bir avlayabilir miyiz diye bir bakacağım ama sıkıntı da yaşayabiliriz. Dur bakayım, şurada base attığını biliyoruz Milio'nun. Ya benim o da... Benim double'lar niye böyle ya? Neyse devam edelim. Buradaki milyonları alalım. Buradaki milyonları alalım. Artık biz de ejderha alabiliyoruz. Neden? Çünkü karşı bot lane öldü. Bizim çocuklar doğdu. Niko geldi. Yapacak bir şey yok. W attık. Ejderhanın kalkmasını bekledik. Direkt E'yle daldık. E'yle her zaman dalmak word değil. Adamların nerede olduğunu bilmeden E-skill'inizi boşa kullanmayın. Bayılırsınız, tamam mı? Adamların nerede olduğunu önce öğrenin. Ondan sonra bu şekilde hareketler yapın. Base atacağım. Gromp'u almak da bir seçenek ama zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Eşya bitireceğim şu anda. Profane Hydra'ya gideceğiz. Merkür anılarını bitiriyorum. Tiamat alacağım. Profane Hydra'ya gideceğim. Top lane jungle'ımı dönmek istiyorum. 11 level olacağız. Red'i aldıktan sonra. Lillia'yı da yolda yakalama gibi bir şeyimiz oldu. Çünkü hayvan gibi hareket hızımız var. Bakın buradan. Adam şu anda buradan geliyor. Hemen yakaladık hareket hızımıza. Ultiye verdik. W'yu geliştiriyoruz. Bunu alalım hemen şöyle. Gördünüz mü nereden yakaladık adamı? Nereden başladık, nereden bitirdik? Saçma sapan bir şey ya. Lan götünden. Tamam, bunu alalım. Ben bu arada objektiflere doğru zamanda tıklıyorum. Ha bak, Graves'a da doğru zamanda gittim. Ejderha'ya da doğru zamanda gittim. Bunu da doğru zamanda alıyorum. Karşı takımda jungle ölü. Değil mi? Yani doğuyorum, hadi objektif. Doğuyorum, hadi Graves. Yok öyle bir şey yok. Kendim önce bir minyon keseyim, kendimi güçlendireyim. Doğru zamanda. Bir dakika, dalgayı alalım. Ha. Yani bu Lillia'nın oynayışı doğru değil, haberiniz olsun. Doğru olmadığı için zaten ben 11-1 oynuyorum şu anda. O 1'e de oynuyor. Çünkü yani yanlış oynadı işte. Aslında çok iyi bir jungle. Karakter de çok iyi. Benim karakterim de çok iyi. Ama işte demek ki karakter önemli değilmiş o kadar da. Doğru jungle oynamadığı sürece. Hemen top lane'e bir yardım edelim. Merhaba. Single target Q. Smite slow atalım. Önüne geçelim. Q atamasın. Q atmasını istemiyorum Smolder'a. Single target Q. W, E, Q. Oğlum ölmüyor karakter. Dalga mı geçiyorsun? Oha. Kha'zix 1 ve 9 atabilmiyor. Açık ve net bir şekilde Kha'zix 1 ve 9 atabilen bir karakter. Çünkü W'su slow'u artı ultisinin görünmezliği Kha'zix'i bir yaratık haline getiriyor. Eğer ki düzgün oynarsan tabii ki. Bunu zaten Agurin vesaire oynayarak sezonlarca rank 1 kasıyor. Her maçı kazandırabiliyor adam ki rank 1 oluyor. Haberiniz olsun. Zaten şu an Kara Asat'la birlikte harika bir karakter. Şimdi dakika 4'te de biz adamları tek atıyorduk. Şu anda da tek atıyoruz. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ultiye bastık. Yumi'ye bastık. Öldün. Basit oldu. Çünkü neden basit olması, değil mi? Al bakalım Niko. Tamam, sakin ol. Hepsini almayacağım. Hemen buradan Kuşlara bir W yokmuş. Yukarıda ağır bir savaş var. Oraya koşmak yerine bot lane'den alamet açıp solo almak istiyorum. O sırada bunu da alabiliriz tabii ki. Rift'i atalım buraya. Ama Niko golümüze çökmeye geldi, anla ki. Sağlık olsun. Aldık. Crest aldık. Profaner'ı bitiriyoruz. Bu umurumda değil. Bunu açmak umurumda değil. Bunu açmak oyunu kazandırmayacak. Bunu açmak oyunu kazandıracak. Ve benim hızlı bir şekilde reset alıp eşya almam oyunu kazandıracak. Hemen devam ediyoruz. Sıradaki eşya duruma göre değişir arkadaşlar. Çok fazla CC varsa mesela Edge of Night alabilirsiniz. CC'den kastım hani böyle giriyorsun, Niko AC yiyorsun, ölüyorsun gibi gibi. Edge of Night yine alacağım çünkü ben burada Vayne AC yemek istemiyorum. Veya Milio Q'su yemek istemiyorum. Engage attığımda benim engage'imi bozuyor ya. Da almayacağım. SS spamleme, almayacağım. Sakin ol. Sapık herif. Bir dakika, şuradan kovmayı yakalayabiliriz aslında. Ama çok derin şu anda. S2'limde yok, o yüzden girmeyeceğim. Jungle dönelim hemen. Ejderha 50 saniye. Jungle dönmeye devam. Aldık bunu. Devam edelim. Serpent. Alırız. Serpent alırız ama önce Edge of Night alacağım ki engage'imi engellemesinler diye. Sonra Ejderha'ya gideriz. Jungle döndükten sonra. Artık buna vurmaya gerek kalmadı. Zaman kaybı. Hemen hızlı bir şekilde Yampire'ye gidiyoruz. Oto. Q. Profane. Oto. 20 saniye. Baron Nashor var. Yukarıda bizim çocuklar bir şeyler pişiriyorlar. Hemen bir bakalım pozisyona. Evet, buradan bir şeyler çıkabilir. Mükemmel. Hemen buradan bakıyoruz. Base attık. Hızlı bir şekilde base'imizi attık. Ejderha'yı bot jungle alıyoruz. Devam. Edge of Night'a gideceğim buradan. Dediğim gibi Milio'nun disengage atmasını istemiyorum kafasına atladığımda. E-skill'imizi geliştirebiliriz bundan sonra. Ulti de geliştirebiliriz ama genelde E-skill'ini geliştirdiğini görüyorum. Emin değilim. Buradan Gromp'u alacağım. Devam edelim bakalım. Bu arada gereksiz hareketler yapmıyorum. Gereksiz karşı takıma adını söyleyeyim, kaynak vermiyorum. Öne geçtiğim zaman gidip ölmek benim için worth değil. 15 killim var, bir ölüm var. Bunun sebebi garanti oynamam ve doğru yerlerde adamların üstüne atlamam. Bakalım. Şimdi assassin olduğumuzu unutmayalım arkadaşlar. O yüzden assassin gibi oynayacağız. Çalılardan adam avlamaya çalışacağız. Oğlum kimse gelecek mi buraya? Yok, yayın açık da bu nickname'i nereden biliyor, anladın mı? Okey, Vayne'i sokmadık takım savaşına. Çok bir şey yapamadılar, güzel. Ben de bir şey yapamadım da yani gerek yok. Glove yerse ölür. Bay bay. Çok güzel. Oh shit. Kule. Ha tamam. Direkt Baron'a gidelim bakalım buradan hızlı bir şekilde. Bizim çocuklar da hızlı bir şekilde yanından geliyorlar. Teşekkürler. Inventörü fark etmez. Yani açmak istemedim çünkü Baron alalım, ondan sonra zaten top lane'den mid lane'den açarız. Arkadaşlar niye oto vurmuyorsunuz ya? Alo. Aslında direkt base atmak ve mid'e gelmek daha mantıklı ama tek başımıza oynuyoruz ve 16 level olmak daha mantıklı. Tek başımıza oynuyoruz derken her maçı tek başınıza oynamanız lazım. Emerald Elo'dayız şu anda. Emerald Elo'da maç kazandırmak istiyorsanız dostlar kendi başınıza oynamanız gerekiyor. Bence de oynamanız gerekiyor. 22 dakikada 190 CS, 16 kill, 1 ölüm olarak devam ediyoruz oyuna. Ben buradan Serilda'yı alırım. Son eşya olarak. Koşalım hemen buraya. Çalılardan hareket hızı alıyoruz mavi çarp sayesinde. Nerede Lillia? Hemen buraya da gidelim. Yakalarız bu arada ya. Benim hızım çok fazla. Aslında bu adamı kovalamak oyunu kazandırmayacak da eğlence. Eğlence. Şöyle bir şey yapabilir miyiz bir dakika? Gerçi sıfırlanmıyor ki. Double jump yapmak istiyorum da. Hani adamı öldür bir daha yat. Dur bakayım korkmamı yapabileceğiz mi? Gelin. Bir... Mekanik deneyelim bakalım, gelin. Eğlence bitti zaten oyun, artık kazanma şansları kalmadı yani. Şansları 16 level'ım, Baron Nashor var, bütün ejderhaları almışım, 4 tane Graves almışım, 18 killim var, pek şansları yok, o yüzden takılıyorum. Merhaba. Bir tane Q atacağım. Aa ulan niye olmadı? Lan yapamadım, niye olmadı? Allah Allah. Hocam başaramadık yani. Hadi mid lane'den bitirelim, çok eğlendik. Ama yani oyunu dümdüz kazandırdık Kha'zix karakteriyle. Kha'zix karakteri şu anda metanın en iyi karakteridir, haberiniz olsun. Lillia da aynı şekilde aslında en iyi karakterlerdendir. Gönül rahatlığıyla buna bana inanabilirsiniz. Bak chat'te Grandmaster 750-800 LP US'te adam var jungle main. Ona sorsanız o da zaten Kha'zix Lillia der. Meta olarak yani o yüksek eleda. Rahat olabilirsiniz bu konuda. Güzel. Ay ulan yapamadım. Double jump yapamadık. Okay, 21 kilo olduk, harika. Güzel. Solo Q canavarı kesinlikle canım, zaten bu karakteri sadece oynayarak bile hayvan gibi LP kasan adamlar var. Yani en güzel örneği Agurin mesela. Evet, Zümrüt Ela'da oynadık. Güzel bir orman gösterdik. Mantığını anlattım en azından. Zümrüt Ela'da nasıl maç kazanmanız gerektiğini, hangi yapılan yanlışlar, erken ejderha almak, sürekli gank atmak. Bunlar doğru bir jungle oynayış değildir. Dediğim gibi inanabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Daha öncesinde TR'de jungle oynayarak challenger olmuş birisi olarak bunları size söylüyorum. Metalar tabii ki değişir ama bazı kurallar vardır. Onlar değişmez. Dediğim gibi 4 level'daysan, 3 level'daysan ejderha alman mantıksız. Sürekli gank atman mantıksız. Özellikle de Lillia gibi bir karakter oynuyorsan. Mesela Kha'zix'te belki atabilirsin ama Kha'zix'in de orman kesmesi önemli, eşya alması önemli. Upgrade alması önemli. 6 level'daki upgrade de çok önemli. Evil artık neyse, upgrade diyorum ben ona, öyle kalmış aklımda. Böyle bir orman gameplay arkadaşlar, güzel bir maç oldu. Umarım ki Kha'zix'i nerflenmeden oynarsınız. Karasat'la birlikte gerçekten çok etkili bir şampiyon. Beğeni yorum, YouTube beğeni yorum atmazsanız çok üzülürüm. Teşekkürler.